Nazar çıktı ya. Çocuğum atlayamıyor ya. Benden kaçacağım derken yukarıya tırmanmaya çalıştı. Yukarıya tırmanacağım derken de tutunamadı, düştü. Ben geliyorum. Aloha. Bugün sizlerle beni kalbimden vuran bir dizi olan Afterlife'ı paylaşalım. Biraz size ben bu diziyi neden çok sevdiğimi ve beni neden etkilediğini söylemek, hani bunu böyle bu videoda bahsetmek istiyorum. Zaten hani bir süredir kanalımı takip ediyorsanız ve videolarıma aşinaysanız, özellikle dizi ya da film ya da belgesel film önerdiğim videoları izliyorsanız şunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Genellikle tek tek ele aldığım filmler, belgesel filmler ya da diziler gerçekten böyle bir şekilde beni çok etkilemiş ya da size gerçekten önerdiğim diziler ya da filmler oluyor. Onun dışında da hani böyle toplu olarak paylaştığım, işte bu ay izlediğim ya da son zamanlarda izlediğim, sevdiğim sevmediğim diziler falan diye böyle toplu çektiğim videolar da var. Bunu demişken de bu dizi, yani Afterlife, tek olarak böyle bir videoda yer alması gerekiyordu bence. Şimdi zaten nedenlerini sıralayacağım. Hani ben neden çok sevdim bu diziyi. Ama onun öncesinde bir konusuna işte falan ve birkaç bilgiye daha değinmek istiyorum. Bu diziyi yazan ve yöneten Ricky Gervais. Zaten eminim birçoğunuz hani kendisine aşinasınızdır. Bir de 2009 yılı olması lazım. Yalanın İcadı diye bir filmin de senaristi ve yönetmeni. Hatta galiba senaristliğini biriyle beraber yapmıştı ama yönetmeni kendisi ve oyuncu da zaten aynı zamanda Afterlife'da da Tony karakterini Ricky Gervais canlandırıyor. Ya bir de ya beni etkileyen bir kısmı da zaten bu oldu. Gerçi konusundan size bahsetmeden bunları söylüyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle, hani hem yazan hem yöneten hem de başrolü oynayan, Tony karakterini canlandıran kendisi. Bu bence muhteşem bir şey. Yani Ricky Gervais'in ben en başta zekasına hayranım. Bence çok çok değişik bir zekası var. Böyle o kadar yaratıcı. Ben size bir konudan bahsedeyim, yoksa böyle hani söylediklerim havada kalabilir. Ondan sonra ilerleyen yerlerde zaten konuşuruz. Öncelikle arkadaşlar, dediğim gibi yazan ve yöneten Ricky Gervais. Bu dizi 3 sezondan oluşuyor. 2019 yılında başlayıp 2022 yılında bitmiş zaten. 3. sezon daha yeni gelmişti. Ben hemen izledim. Ve hemen izledim derken, yani ben bir ara başlamıştım. Sonra böyle 2-3 bölüm izlemiştim. Çok depresif gelmişti. Ve kimle konuşsam ya da işte Instagram'da storylerde paylaştığımda falan böyle işte çok etkilendim falan dediğimde, ben sevmedim diyen kim varsa genelde çok karanlık ya da depresif bulduğu için izlememiş oluyor. O yüzden anlıyorum. İlk izlediğimde hiç sevmedim. Ondan sonra bir şans daha vereyim dedim ve zaten başlayış o başlayış. Yani bir haftada mı bitirdim? Bir hafta 10 gün sürmemiştir yani. Ben 3 sezonu da izledim. Zaten her sezon 6 bölümden oluşuyor ve 20-25 dakika, hani maksimum yarım saat civarı sürüyor. Bunun yanı sıra türü dram komedi diyebilirim. Aslında hayatın gerçekliğini böyle pat diye yüzümüze vuran ama aynı zamanda bunu da böyle biraz kara mizahla, o İngilizlerin hani sarkazm, bu kinayeli yaklaşımlarıyla da bezeleyen diyeyim kabaca bir dizi. Konusu da, spoiler vermeden, bu videoyu çekmeden önce şöyle baktım, hani spoiler vermeden nasıl bahsedebilirim size bunun, hani size konusundan diye. Şöyle söyleyebilirim. Tony'nin eşi Liza ölene kadar harika bir hayatı olmuştur. Bu ölüm onu değiştirir ve sonrasında intihar etmeyi düşünür. Fakat daha sonra vazgeçer. Yani intihara meyilli bir süre ama ondan sonra intihar etmekten vazgeçiyor. Ve bunun yerine dünyayı, sevdiği her şeyi yapıp söyleyerek cezalandırmaya karar veriyor. 20-25 yıllık eşi olan Liza'yı kanserden kaybediyor arkadaşlar Tony. Ve gerçekten birbirlerine çok aşık bir çift. Yani ikisinin de muhteşem bir hayatı olmuş. Brandy diye bir köpekleri var. Ve aynı zamanda işte Tony'nin bakım evine yatırdığı babası var. Ya inanılmazdı. Şimdi ben böyle video boyunca inanılmazdı demek istemiyorum ama bir kere dizide en çarpıcı nokta zaten ölüm konusunun olmasıydı. Çünkü bu hayatta, yani bana kalırsa demeyeceğim, yani en gerçek konulardan biri ölüm.
ve ölümün olduğu bir dünyada daha gerçek ne olabilir ki diye hatta bir söz vardı. Dolayısıyla da hani bu yas sürecini izliyoruz Tony'nin, ama bu yas sürecini o kadar umutsuz bir umutla yaşıyor ki, ilk başta böyle hani birçok insana, çevresindeki insanlara böyle kötü konuşuyor diyeceğim ama tabii ki de o kara mizahla yaklaşıyor. Hani yine espriler havada uçuşuyor ve yine bu arada hani böyle o İngiliz esprilerine çok aşina değilseniz biraz belki bazılarınıza itici ya da bu ne diyor falan gibi gelebilir. Çünkü benim hani Londra'da okurken falan alışmam böyle onların esprilerine bir yılımı falan almıştı. O yüzden bunu tırnak içinde söylüyorum. Parantezi kapatıyorum. Bütün karakterler inanılmaz güzel yazılmış. Yani şey yok. Böyle bazı dizilerde hani bir karakteri anlayamazsınız, çözemezsiniz ya da havada kalır ya. Bu dizide 10 karakter varsa diyelim, 10'unun da hani böyle genel olarak onunla ilgili de bilgi sahibi oluyorsunuz. Hiçbir karakter havada kalmıyor. İşte mesela şu an isimlerini hatırlamıyorum ama Cat diye bir karakter var. Ya da ilk 2 sezonda böyle Hintli İngiliz, yani Hint İngiliz asıllı bir kız vardı. Adını unuttum. O da mesela, yani zaten hepsinin bence oyunculukları çok güzel. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim. Cat'in kendini yalnız hissetmesi ve aslında yalnız hissetmesine rağmen o özgüvenli duruşu, hayata kendini bu şekilde, yani insanlara kendini bu şekilde yansıtmaya çalışması ve aslında bunun bir yerde ne kadar absürt olduğu ama hepimizin aşina olduğu karakterler ve hepimizin eminim çevresinde ya da belki arkadaşlarımızdan hani böyle insanlar vardır diyebileceğimiz karakterler. O yüzden benim demem o ki, uzun lafın kısası, çok gerçekçi bir hikaye ve dizi boyunca hep hani Tony acaba intihar edecek mi yoksa umutla hayata bağlanacak mı diye de ben bekledim. Çünkü yine hani tamamen gerçek hikaye gibi geldiği için, bu arada onu da araştırdım, hani bu gerçek bir hikaye mi? Hani Ricky Gervais bunu yazarken gerçek hani hayatından bir böyle konu muydu bu acaba diye, yaşadığı bir şey miydi diye. Gerçek bir hikayeden almamış arkadaşlar. Tamamen hayal ürünü bir senaryo yaratmış. Ama dediğim gibi böyle umut arayışı Tony'nin ve hayatın devam etmesine kızgınlık. Bir de o kadının adını unuttum ama böyle bankta konuştuğu bir kadın vardı. O kadının kurduğu cümleler beni o kadar etkiledi ki. Yani size şöyle söyleyeyim. Hayata dair çok gerçek, çok çarpıcı, gerçekten böyle vurucu ve birini kaybettikten sonra bununla nasıl başa çıkabilirim? Yani ben onsuz o dünyaya nasıl alışabilirim diyorsanız ve bazı sorularınız aslında yanıt arıyorsanız, çünkü benim bazı sorularıma da yanıt verdi bu dizi çok enteresan şekilde. Bu diziyi bir izleyin derim. Benim bu diziye puanım, biliyorsunuz yani birçok diziye ya da filme ben 10'da 10 demem ama 10'da 10. Yani evet, tabii ki de bu arada bu muhteşem, eksik olan hiçbir şey yok da demek istemiyorum. Eksik olan tek yanı bana kalırsa fazla gerçekçi ve fazla dramatik ya da böyle dediğim gibi depresif gelebilmesi. Ama bana göre bu hem eksi hem değil. Çünkü ölüm konusunu işlerken ve bunu mizahla da böyle karıştırırken diyeyim, hani daha farklı nasıl sunabilirdiniz? Yani bilmiyorum, bence Ricky Gervais gerçekten sunabileceği en iyi şekilde sunmuş ve her karakterle değişik değişik, mesela Cat'le olan iletişimi, zaten bütün dizi hani Tony üzerinden ilerliyor. Cat'le olan iletişimi çok farklı ya da çok yakın, işte böyle biraz kilolu bir arkadaşı var. Hem iş arkadaşı hem de böyle yakın bir arkadaşı. Onunla böyle dalga geçmesi, o çok başka. Ve bunun yanı sıra işte kayınbiraderiyle böyle olan muhabbeti diyeyim, o çok başka. Bu arada şeyi de söylemeyi unuttum. Dizi Tambury diye bir yerde geçiyor ve bu Tambury İngiltere'de gerçek bir yer değilmiş. Ben ona da baktım, hani böyle bir yer yokmuş. Dizi için böyle bir yer oluşturulmuş. Ve bir şey daha, bir de Tony bir gazetede çalışıyor ama böyle kendisi hani çok hırslı bir insan değil. Hayata dair öyle çok yüksek umutları olan ya da hayattan beklentisi çok fazla olan biri değil genel karakteri itibariyle. Hatta Lisa ondan çok daha hırslı ve hayattan beklentisi çok daha yüksek bir ressam. Buna rağmen işte 30'larında zaten kendisiyle tanışmasıyla hayatının dediğim gibi ne kadar evrildiğini ele alıyor.
Bunun yanı sıra müzikler harika. Ben gerçekten hani dizi boyunca seçilen müziklere bayıldım. Ve bence yani kullanılan açılar demeyeyim de açılar ve bilmiyorum o genel olarak tembri, o hava benim çok hoşuma gitti. Yani oraya bir gidip hatta ben gerçek olduğunu düşünmüştüm çünkü bu videoyu çekmeden önce işte baktım. Gerçek olmadığını öğrenince biraz üzüldüm. Hani gidersem bir gün oraya da gideyim falan diye düşünmüştüm. Bilmiyorum bana çok nostaljik de geldi açıkçası. Bir de ben böyle gerçek hayattan hüzünlü konuları sanırım çok seviyorum ve yani böyle bir anda mesela bu dizide böyle bir bölümü izlerken ya da bir konuşmayı izlerken mesela deli gibi gülümserken bir anda ağlama hissi uyandırıyor bende. Sanıyorum diziyi en başarılı kılan noktalardan biri de bu. Çünkü hayat gibi. Hayatta da böyle bir an gülerken bir bakıyoruz gerçekten çok mutsuz edici bir şey olabiliyor hayatımızda. Yani her şey bir anda değişebiliyor. Pinhani'nin bir anda şarkısı aklıma geldi. Dolayısıyla bu aslında bu dizi hayatın bir andalığını da anlatıyor. Umut arayışının ve o cesareti kaybetmemenin önemini de anlatıyor. Eksi bir şey yok dedim. Şundan bahsedebilirim sadece. Şu an aklıma geldi. Mesela izlerken diziyi böyle yer yer Tony'nin ani değişimlerini de görüyoruz. Çok detay vermeyeyim hani nasıl değişiyor anlamında ama hani bu kadar böyle aksi ve huysuz diyeceğim tırnak içinde olan bir karakter bir anda nasıl bu kadar iyi oluyor falan diyorum işte insanlara böyle iyilikler yapmaya başlıyor. O biraz sanki böyle hani o anda da böyle müziği veriyorlar alttan falan. Dizi olduğunu hani hissettiğim tek nokta buydu açıkçası dizi boyunca. Bunun yanı sıra dediğim gibi oyunculuklar muhteşem. Üçüncü sezonda son sezonmuş. Dördüncü sezon gelmeyecekmiş. Ve hatta üçüncü sezonu yani bu diziyi izlerseniz dizinin bitişindeki o sahne çok tartışma konusu olmuş. Ve Ricky Gervais ile bununla ilgili hatta bir söyleşi yapılmış. Kısacası arkadaşlar zaten hani bu Afterlife'ın afişinde de olan bir cümle. Umut etmek her şeydir diyordu. Evet, umut etmek her şeydir ve bunu bu kadar aksi bir adamın yani Tony gibi bir karakterin umut etme noktasına gelme yolculuğunu aslında izliyoruz. Dediğim gibi yani ben çok Allah korusun falan diyeceğim tabii ki de yani hiçbirimizin başına gelmesin. Ama düşünsenize 20-25-30 senelik hayat arkadaşınız ve gerçekten çok eğleniyorsunuz. Yani saçma sapan, yani bir de böyle İngilizlerin çok saçma şakaları vardır. Onu da zaten görürsünüz eğer izlerseniz. Hani bütün bunlarla böyle çok eğleniyorsunuz. Muhteşem bir hayatınız oluyor. Ve sonra bir anda o kişi hayatınızdan gidiyor. Bu çok çok acı bir şey. Ve bunu ben de hani böyle düşündüm. Nasıl kaldırabilirdim acaba? Bir de şuna da değinmek istiyorum. Bence dizide başarılı bir noktaydı. Ricky Gervais öncelikle vegan da olmuş. Buradan kendisini kutluyorum da. Eminim zaten bu mesajım ona kesin ulaşır. Vegan olmuş onu gördüm. Bayağı da mutlu oldum. Bir hani köpek yani Lisa ile ikisinin işte bir köpeği var. Bence köpeğin de ana karakterlerden biri olması Brandy'nin müthiş bir nokta. Çünkü hayvan sevgisini de aşılıyor diye düşünüyorum. Lisa'nın ve Tony'nin arkadaşlar çocukları yoktu ve bununla ilgili de zaten dizide bir bilgi verilmiyor. Yani ben şunu anladım. Zaten o kadar mutlulardı ki hani çocuk düşünmediler ya da istememiş olabilirler. Belki bilmiyorum özel sebepleri vardı. Neyse ne zaten hani irdelemeye de gerek yok ama verilen mesaj olarak şunu söylemek istiyorum. Hani toplumda genellikle işte böyle evlenirsen, berabersen ya da iki kişi birbirini seviyorsa çocuğun da olmalı ki sen böyle aile ol. Hani böyle bütün her şeyin tam olsun. Öyle bir algı vardır ya. Buna tabii ki de saygım var ama şu olmamalı. Çocuk yapmak zorundasın. Ve bence ona da bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Hani çok güzel 20-25-30 seneleri geçti ama çocukları yoktu ve onlar o şekilde mutluydu. Kişisel tercihleriydi. Bunu da fark ettim ya da ben bunu bu şekilde yorumladım. Ya dediğim gibi çok güzel bir dizi. Eğer 2-3 bölüm izlerseniz, bu arada bulut geçişlerinden dolayı renk eminim şu anda değişiyor ve ben buna sinir olacağım. Ama yapacak bir şey yok yani ring light'ı böyle açmadım ya da başka hani doğal gün ışığında çekiyorum. Bilginiz olsun. Kendim de buna takılmamayı öğreneceğim zamanla. Eğer ki bu diziyi 2-3 bölüm izledikten sonra ay yok izlemeyeyim sevmedim diyorsanız arkadaşlar bence bir şans verin.
bence seveceksiniz. Yani gerçekten kolay kolay izleyin bu diziyi, izleyin bu filmi, mutlaka izleyin falan demediğimi biliyorsunuz. Ben genelde puanımı veririm. İster izleyin, ister izlemeyin derim. Ben çok sevdim derim. Öneririm ya da önermiyorum derim. Bir kenara çekilirim. Ama bu dizinin size birçok şey katacağını düşünüyorum. Ve artık daha fazla uzatmadan bu videoyu burada sonlandırıyorum. Şunu da söylemek isterim. Bu diziyi izlediyseniz yorumlarda lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Ve sevdiyseniz zaten hani bunu hani neden sevdiğinizle beraber paylaşabilirsiniz. Ya da siz bu dizide en çok neyi sevdiniz? Özellikle bir de sevmediyseniz ya da aranızda sevmeyenler varsa ya da belki 3-5 bölüm izleyip bırakanlar da varsa neden bıraktıklarını ya da neden sevmediklerini de yorumlarda paylaşabilirse çok sevinirim. Her türlü görüşe çünkü açığım, tabii ki de saygı çerçevesinde arkadaşlar diyorum. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya, büyük ihtimalle şuraya Instagram'ı bırakıyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Zaten artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra kocaman 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 mahalo diyorum. İyi ki varsınız. Varlığınız gerçekten beni mutlu ediyor. Hatta bazen böyle hani her an çok yüksek olmadığım zamanlar oluyor. Ya da böyle bazı günler böyle bir içim sıkıntılı olabiliyor bazı zamanlarda ya da. Ama beni şu motive ediyor. Yani beni motive eden şeylerden biri de emin olun sizin varlığınız. Çünkü diyorum ki bu kadar insanla bugün şu konuyla ilgili bir video paylaşabilirim. Ya da işte sizden gelen yorumları okuyorum zaman zaman. Bunlar gerçekten benim için çok kıymetli. O yüzden varlığınızın değerini bildiğimi bilmenizi istiyorum diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Ha bir de şeyi söylemedim. Geçenlerde Instagram'da hatta fotoğrafını çektim, onu da şuraya koyarım. Melikşah da izlemiş. Ben bu diziyi çok önceden dediğim gibi bir izlemiştim. Hatta bir sene, bir buçuk sene, belki iki sene önce falan böyle. O zaman sevmemiştim. Sonra galiba Melikşah önerdiğinde bir daha aklıma mı düşmüştü? Ya da başka birinden mi gördüm? Ama Melikşah'ta da görmüştüm. Neyse, kendisinden önce ilk defa bir diziyi bitirmişim. Onun da yorumunu gördüm bugün de, onu da şuraya bırakırım. Çok hoşuma gitti o yorumu. Yani o da bayağı sevmiş zaten. Bu şekilde arkadaşlar, haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar, yani bugün neler olmadı ki bu videoyu çekmeden önce. Kahve içeceğim derken kahveyi telefona döktüm falan. Neyse. Merkür retrosu, Venüs retrosu bitiyor artık. İyi bakın kendinize. Ben kendine iyi bak cümlesini hiç sevmem. Ama sağlıkla, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu aralar vakalar arttı biliyorsunuz yani. Şu an Ocak ayının sonlarındayız. Neyse.